Ben sadece orada hakeme selam vermeye gittim ve sonrasında bazı olayların geçtiğini gördüm. İçeriğini tam olarak bilmiyorum ama şunu da eklemek lazım. Eğer bana izin verirseniz sanki Türkiye'de başka yıllardan kalma bir futbol oynanıyormuş gibi bir hissiyata kapılıyorum bazen. Çünkü hangi yedek kulübesi daha çok kaos yaratırsa onlar avantaj elde ediyor gibi. Bu konuda gerçekten bunu kesinlikle geliştirebileceğimizi düşünüyorum.